Evet abi, şimdi bu Doom'un Ultimate versiyonu, yani aslında yeniden çıkmış, çok fazla grafiklerine vesairelerine dokunulmamış ama işte ilk Doom'un bütün episodlarıyla olan versiyonu. Dolayısıyla New Game dediğimde bu seçeneklerin hiçbiri çıkmazken burada bu seçeneklerin hepsi birden çıkıyor. Ve biz bunlar arasına yayına başlık ve oyunu ayarla istersen abi diyorsun. Haklısın abi. Bunu sonra yapacağım ama şimdi oyuna girmişken devam edeyim. Knee Deep in Dead, bizim aslında işte ne diyelim, ölülere battık şeylerimize kadar, dizlerimize değil de knee'lerimize kadar. Şimdi bunu seçiyoruz. Burada eskiden şöyle bir şey vardı abi. Bu şu anda oyunlarda çok fazla bulamadığım, çok fazla tarz oyunlarda olan bir zorluk seviyesi. Şu gördüğünüz Nightmare aslında biraz da yaratık öldür öldür bitmiyor anasını satayım anlamına geliyor. I Am Too Young To Die da gerçekten abi, yani bir tane yaratık senin için ya çıkardık ya çıkarmadık. Maksat sen yaptığımız haritaları tanı demek oluyor. Evet, hep retro oyunları oynayacağım burada. Aslında biraz da kanalın içeriğinde falan da açıklamaları yapacağım. Biraz Dede Bey oyunları olacak burada. Hurt Me Plenty bence burada en ideali. Tam medium dediğimiz. Biraz oradan başlayacağım. Abi ben bu oyunu, benim ilk bilgisayarım Amiga'ydı ve Amiga'da yoktu bu oyun. Ve şu anda ya PC'ye geçene kadar oynayamadım. Ve gerçekten hayatımın önemli oyunlarından bir tanesi. Çok vakit geçirdim çünkü bu oyunda. Yani bayağı gecemi gündüzüme kattım, korkular yaşadım şu grafiklerle. Ve fakat mouse yok, dikkatinizi çekerim. Herhangi bir mouse kullanmıyorum. Sadece strafe yapmak için, yani böyle yan yan gidip bir de böyle böyle yan gitmek için alt tuşuna basılı tutmam gerekiyor. Dolayısıyla bir elim shift'te hızlı koşabilmek için, bir elim altta, bir elim de ateş etmek için kontrolde. Ve böyle gizli gizli yerler de var keşfedeceğimiz. Bakalım, bu bölümü ilk bölüm olduğu için çok net hatırlıyorum. O yüzden %100 F-Shift'ta bitirebilirim. Bunlar en dandik yaratıklar. Benim gibi ellerinde şu anda şey var. İşte boktan bir silah var. Bu silahla ateş ediyorlar ve çok da bir şey olmuyor. O yüzden ilk bölüm yaratığı diyebiliriz yani. Sen vur geçsin diye varlar. Biraz baş döndürücü taraflar var. Evet, kontrolde ateş. Eğim yok. Aşağı yukarı bir eğim yok. Sadece düzlükte. Ve gerçekten mesela bak, şu anda şu adam yukarıda ya. Ben şimdi ateş ediyorum. Bu otomatikman yukarı ateş ediyor. Bundan kaçmak için de alta böyle basılı tutuyorum. Yani böyle bir şey var mesela oyunda. Gerçekten hedefleme yok. Yani oyun 3 boyutlu ama 2 boyutlu ortamda oynuyor gibisin. İşte şu zaten yeşil görünümden anlaşıldığı üzere basmayın. Basarsanız canınız gider. Tabii ben burada bir şey hatırlıyorum. Böyle gizli kapılar var abi. Bak, bu gizli kapılar kendini mesela rengiyle belli ediyor ama biz yine de bu gizli kapıları bulmak için böyle duvar boyunca şu sesi duyuyor musunuz bak? Şu ses, bu ses bildiğin space, yani işte ne bileyim, kapı açma sesi. Biz her yere bundan basıyorduk. Ulan acaba burada var mı diye. Tabii ki burada haritamız da var. Dünyanın en dandikoş haritası gördüğünüz üzere. Yani bir harita demek için de çok iddialı. Bir kroki desek daha iyi olur. Ha, ilkokullara çizdirilmiş bir kroki gibi. Haritadan da böyle gayet efektli şey bir şekilde böyle gidebiliyorsunuz yani. Harita yolculuğu yapabiliyorsunuz. Çok acayip. Sanki şey gibi, böyle mimarlık programları gibi. Neyse, işte böyle arıyorduk çizimleri falan. Ya bu oyun, şu anda oynadığımız bütün o 3 boyutlu oyunların çığırını açmış oyunlardan bir tanesi. Önünü açmış. Bu oyun sayesinde bu kadar popüler olmuş. İki tane adam var. Biri Ed Boon, biri John Tobias diye. Şimdi John Tobias ve Ed Boon daha sonra Mortal Kombat'ta da birlikte çalışacaklar. Virgin Midway firması galiba aracılığıyla. Bu iki adam bu oyun piyasasının biraz kralları abi. İşte en önemli yaratıklardan biri bu. Bak, oyunda şöyle şeyler var. Mesela şimdi şurası böyle kapalı ya karşısı.
Sen böyle gidiyorsun bu taraflara. Sonra böyle bir kapı açılma sesi duyuyorsun. Ve başlıyorsun aramaya. Tabii ben bildiğim için direkt hedef odaklı gidiyorum. Eğer burası açılmış, burada gizli bölme var ve bütün oyun boyunca en sevdiğim silah olan shotgun'ı açtım şu anda. Nefis. Ve bak, tam burada bir yere geldiğin zaman, şurada bir yere, tam bu ikisinin arasında, bu bir tuzağı gibi. Orada bir kapı açılacak. Ben görüyorum ama tabii siz göremiyor olmalısınız. Şurada bir yerde ya. Şu iki şeyin arasında. Bakayım açılmış mı? Vallahi açılmış. Ah kapandı. Bunu yakalamaya çalışıyorum şimdi gizlilikleri tam yapmak için. Evet. Bu da oyunun şeylerinden bir tanesi. Ben tabi biraz alışkın olduğum için hızlı hızlı oynuyorum. Her bölümün sonunda, her haritanın sonunda bazı haritalar çok uzun ve anahtarlar vesaireler var. Böyle bir exit kapımız var. Buraya gelince oh diyorduk, kurtulduk. Ve şuna bastığımızda da zaten bölüm bitiyor. Ben işte bütün circuitleri biliyorum ama bütün itemleri almamışım. İşte şu haritaların hepsini tek tek gezeceğiz. Sonunda da işte bu dünyaya düşmüş olan konusu da var oyunun yani. Dünyaya düşmüş olan yaratıklar acep neden düşmüştür onları göreceğiz falan gibi bir durumu var. Şimdi hemen size döneyim biraz chat'e döneyim. Tabii biraz sayımızda azalma olmuş çünkü gerçekten çok dede bey bir oyun oynuyorum. Ne demişsiniz çok merak ediyorum. 4K falan mümkün değil. Oyundan ses gelmiyor mu? Aa bak bu çok şey. Şu ana kadar gelmiyor muydu ses? Şu anda ses arttı mı? Ses arttı mı? Ha süper tamam. Seslerini duymak lazım bu oyunun çünkü gayet güzel. Şeyden bahsediyordum. Ya bir standık bir senaryosu var tabii ki. Ne olabilir ki işte birileri gelmiş. İşte Mars'ı değil, dünyayı ilk oyun Mars'ta mıydı yoksa? Evet ilk oyun Mars'taydı. İkincisi mi dünyaya geliyorlardı? Evet Doom 2'de geliyorlardı galiba. Öyle bir konusu var ama çok konu önemli değil. Zaten oyunun demoları da böyle gayet yazı yazıyor şeklinde ilerliyor. Yani hani böyle bir demo namına bir şey falan da görmüyoruz. Yok, Doom serisi hep Mars'ta değildi ya. Bu tarafa da geliyorlardı yanılmıyorsam. Özellikle Doom 2'de. Evet, ikinci bölüme geldik. Aha, şimdi biraz daha temkinli gideceğim. Böyle de hızlı oynayacağım diye silah bile almadık. Hayırlısı diyelim. Şuradan seni görmedim sanma. Evet. Şu şeyler patladığı için yanında durursan seni de etkiliyor doğal olarak. Onların pek yanında durmamak lazım. Yani oyunun dinamikleri o kadar yavaş ki ve yavaş demeyeyim de şey ki yani böyle işte mouse yok, o yok, bu yok falan. Oyun zaten bu anlamda biraz yeni işte yeni oyunlara alışmış kişiler için zaten başlı başına zor. Çünkü sana çok fazla seçenek sunmuyor. Elindekiler çok az. Veya az da bir şey. Yani mesela zıplayamıyorsun. Zıplama yok oyunda. Dolayısıyla biraz işte biz bunlarla o oyunları oynadık bunlardan sonra. Gerçekten o oyunlara o yüzden sevinişimiz ve o oyunları sevişimiz veya reddedişimiz biraz da gerçekten bunlar üzerine olunca kıymeti bir değişiyor. Şimdi normalde işte Doom çıkıyor. Üzerine Assassin's Creed çıkınca dudak büküyoruz ya. O zaman bu oyunun üzerine işte bir başka oyun çıkıyor diyoruz ki vay be. Yani biraz browser oyununa benziyor nedense diye bir şey okudum şu anda. Abi gerçekten haklısın. Çünkü bu browser'da oynanabilecek kadar az megabaytlı, gigabaytlı bir oyun. Hatta kilobaytlık bir oyun. Galiba 3 megabayt bir oyun toplam. Çünkü 2 disketti. Bir disket 1,44 megabayt alıyordu. Yani en azından 3,5'luk disketler.
işte HD yazan bir ne vardı? Bir şey vardı, bir de HD, bir DD, Double Density vardı, bir de High Density vardı. Bir High Density disket 1,44 MB alıyor. Aha, benim yaratıklar nerede ya? 2 disketti, 3 MB. Başa döndük biz. Neyse, anahtarımızı aldık. İşte kırmızı ya, biz de kırmızı anahtarı aldık demin. Köşede kırmızı var. Şimdi kırmızı kapıları açabiliyoruz. Merhaba dostum, bay bay. Şu benim adamım ya, bayılıyorum buna. İmp. Bu da yukarıda bir şey açacak. İşte böyle şeyler var. Bunlar switchler. Tutturamıyorum bile bazen. Shotgun söylemiştim. En sevdiğim silahlardan bir tanesi. Sadece bu oyunda değil, galiba bütün oyunlarda shotgun seviyorum ve güzel shotgun'ı daha çok seviyorum. Üf. Tam bölümün ortasına yedim. İnanamıyorum yani. Uh-oh. Bak bak. Oyunun tuzağı, o patlayınca sen de zarar göreceksin. Bu da oyunun tuzağı. Böyle mini tuzaklar var. Haydi bakalım Doğum kardeş. Sen de bizimle oyna. Doğum kardeş de şu. Bu oyunun bir de bizim için çok sevdiğimiz taraflarından bir tanesi şeydi ya. Hatırlıyorum bak, Can da hatırlayacaktır. Şu altta bir amcamız var ya. O amcamız zarar gördükçe ağız dudak büküyor. Kanlar içinde oluyor falan böyle. Çok, ay be, hepsini yedim be. Şimdi ölürsem kabrime gelmeyin ha. Ağız bak şimdi kan içinde kaldı. Ha, onu göstermek için yaptım zaten. Ondan sonra o şeydi yani bizim için. Oha, adama bak. İşte şey oldukça, neredeydi buranın çıkışı ya? Oha, unutmuşum. Şuna mı basıyorduk? Evet. Böyle heyecanlar, küçük heyecanlar içerisinde gidiyorduk yani. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir secret mikrat, hiçbir şey kasmadan bu oyunun bu bölümünü de bitirdim. X'te ulaştım. Ve gerçekten bu yapabileceğim en zayıf hareketlerden bir tanesi bu oyunda. Çünkü gerçekten bu oyunun tadını bu saatten sonra çıkarmak için şu %0 olan secretleri %100 yapmak, biraz daha oyunun ıncığını cıncığını araştırmak gerekiyor. Ama işte kısa zamanda bitirmek de önemli bir başarı. Dolayısıyla şey yapmak, İşte arasını bulmak lazım. Ben şöyle biraz sesini kısayım. Şimdi unutmadan bunu ben bir save edeyim önce. Save etmek için de you are here diyor. Bakın buradayız. Hey, buradayım. Ben böyle yazardım. Doom 3 bilmem ne, işte 3. bölüme geçtik vesaire falan bu. Aa, mouse hareket ediyor. Ama sağ ve sola hareket ediyor. Bu Ultimate Doom'da olan bir şey arkadaşlar. Çünkü normalde yoktu mouse hareketi diye bir şey. Buna eklemişler ama yine de yani sadece X düzleminde hareket ediyor. O yüzden pek bir işe yaramayacak. Evet, tekrar dönelim chat'e. Neler olmuş burada bakalım. Cehennemden gelen şeytanları öldüren süper askersin Cevdet abi. Bir zahmet sev Shotgun. Eyvallah. Seviyorum zaten. Doom Wolfenstein 3D'den sonra çıktı zaten demişsin. Evet, aynı kişiler yaptı. Yine John Tobias'la Noob Ah Boone, Ed Boone yaptı. O da çok The Wall sinema günlüklerine gelir. O da çok önemli bir oyundu bence. Mannleben! Buchstaben! Evet, yavaş yavaş artık bu yayının sonuna geldim. Hangi oyunları oynamaya düşünüyorum yayınlarda ve nasıl yayınlar düşünüyorum ana fikriyle yayını kapatacağım. O da şu. Bir kere gerçekten zaten bu yayını kapatınca göreceksiniz. Bir kısmınız da bu yayına başlamadan önce buradaydılar ve gördüler ki ben zaten biraz da Dede Bey versiyonlu oyunları oynayacağımı, işte bunun altındaki background'a koyduğum oyun ikonlarından belli ettim. Yani evet, zaten yeni nesil oyunlar oynamak istiyorsanız,
İşte böyle yeni çıkmış oyunları oynamak istiyorsanız Twitch'te alası var. Kuşkusuz bu eski oyunların da alası vardır ama ben hani alası değil kendi bildiğimi ve sevdiğimi yapmak istiyorum. Dolayısıyla bu tarz eski oyunlar oynayacağız. Yani benle birlikte olursanız biraz böyle oha bu ne kötü grafik, böyle miymiş, nasıl yani mouse yok mu, yukarı bakamıyor musun, aa bu neymiş falan diye göreceksiniz ama oyunun da böyle gerçekten benim için tabii ki yani oyun olduğu zamanlarda, o yüzden bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun dışında bugün bir karmasını yaptığım gibi aslında müzik, işte siyaset, plak vesaire gibi konuştuğumuz konuları ayrı ayrı programlara bölerek biraz kafa açıcı hareketler yapmayı planlıyorum. Bunların hepsinin için biraz zamana ihtiyacım var. En başta söylemiştim, bunların hepsini Cevdet hızıyla yapacağım. Bu şu demek, yavaştır ama sonuç olur. Yani sonuca giderim. Dolayısıyla biraz yavaş olacak. Şimdiden sabrınız için teşekkür ediyorum. Selamlar, hoş geldin. Fallout'un gelirse ilki gelir yani, hani öyle düşün. Fallout 3 gelmez mesela ya da Fallout 4 hiç gelmez yani. Çünkü onu zaten The Gamer adamlar oynasınlar. Yani onu can oynasınlar. Ben zaten o kadar bir oyun dinamiğine de alışık değilim. O mesela çok iyi oynuyor. Yani benden iyi oynuyor veya artık o düzlemde ne kadar iyi bilemem de. Zaten oynuyordu yanılmıyorsam o yeni çıkan güzel oyunları. Ben de oynuyorum bu arada. Şey düşünmeyin yani. Mesela şu anda en son biraz yine geriden geliyorum ama o kadar da geri değil. En son bunu oynuyorum ve bu oyunda işte şeyde sonra PlayStation'da reklam gibi oldu ama değil. Yani yani gayet de güzel bir oyun. Hatta bayağı güzel bir oyun. Çok sevdim. Bunu bitiriyorum ama oyunlarla ilgili şöyle bir sıkıntım var. Genel olarak bütün oyunlar birbirinin aynısı. Age of Empires oynarız bu arada, evet. Genel olarak bütün oyunlar birbirinin aynısı. Yani işte bunda mesela Horizon Zero Dawn'da işte şu hikaye var ya, Focus hikayesi var. Ama işte Shadow of Mordor'da da böyle işte daha rap hikayesi vardı. Daha böyle işte o dünyalar arasında oluyordun. Hep bir şeylerin karşılığı var open map oyunlarda. Birbirini tekrar eden, aslında aynı mantık olan şeylere girişmişler. Bu biraz beni çok da ne bileyim kuş konduramamışlarsa biraz sıkıyor. İşte bu Horizon o sıkmayanlar arasındaydı. Çünkü bir kuş kondurmuş. Mesela o Focus veya yaratıkların kendisi kurduğu dünya çok farklı ve güzel bir yere hizmet ediyor. Hem grafikler olarak hem de tasarım olarak çok güzeller. Dolayısıyla tercih sebebi oluyor. Yoksa oynadığım oyunun oynanabilirlik açısından son oynadığım 20 oyundan hiçbir farkı yok yani. Evet, çok güzel oyun. Mortal Kombat'ta beni kimse yenemez. Hayatımda pek çok konuda hiç kibir taşımam ama kibir taşıdığım nadir konulardan bir tanesi Mortal Kombat. Sadece Mortal Kombat'ta değil, dövüş oyunlarında beni çevremdeki hiç kimse şu ana kadar yenemedi. Ancak ben yorulunca yenmeye başladılar. Yani ben 250 dövüşü kazandıktan sonra kaybetmeye başladım. İşte seni yendik oldu ama işte aslında ben yorulmuştum. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Burada da oynarız Mortal Kombat. Çok keyifli olur mu bilmiyorum ama biraz benim muhabbet keyifli olur. Panda da bayağı iyi oynuyor. Vay. Vallahi meydan okuruz Panda'ya diyeceğim ama Panda'ya meydan okumak da oyun konusunda biraz haddime değil herhalde yani. Biraz daha sonra diyelim ona. Şöyle bir biraz daha yetiştikten sonra. 3-5 fırın ekmekten sonra. Valla ikimiz oynarız ama ben Can'ı yenerim söyleyeyim. Can burada mısın abi? Buradaysın, arkandan konuş yani, özünü de söyleyeyim. Yenerim. Ya biraz da iddia olsun diye falan yapmıyorum ha, böyle hani vallahi yenerim. Can deli gibi çalışıyor şimdi evde. Yenemezsin. Okey. Benden bu kadar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Özellikle moderatörlere çok teşekkür ediyorum. Sırayla adınızı okuyacağım çünkü ezberleyemedim. Starscream, Aybore ve bir tane daha moderatörümüz vardı ama artık yok galiba şu anda.
Bakayım ismini listeden okuyabiliyor muyum? Batman'in babaannesi. Üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hem üçünüz ilk gelenlerdensiniz, hem de gerçekten beni yönlendirdiniz. Moderatör olmadığı halde beni yönlendirenler yine vardı. Ne det, bir şey detti arkadaşım. Ona sana da teşekkür ediyorum. Bu ilk yayınımda biraz alışmış oldum gerçekten. Selam Batman babaannesi. Geçirdim adını. Geek gözlüğüne montluk verirsin herhalde diyor. Geek gözlüğü burada mı ki? Değil herhalde. Geek gözlüğünün buradaki ismi de geek gözlüğü mü? Deadman. Teşekkür ederim sana da. Çok sağ ol. İşte plak vesaire mevzularını konuştuğumuz ayrı programlar, bunların saatleri falan gibi bir düzene ben de gireceğim. Biraz da bizim Can'dan da destek alayım. Yani beni yönlendirsin çünkü o buralarda biraz artık kalantor. Biraz bir kalantorluğunu bize de geçirsin. Biz de bir aya kalmaz kalant ikinci ayda torumuzu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Çok öpüyorum. Görüşürüz. Şimdi yayını bir dede gibi kapatmamak için önce alttan yayını alıyorum. Şimdi tekrar düğmeye baktım, üzerine geldim ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.